Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlere paylaşmaya çalışacağım. Yerli ve yabancı basına yansıyan haberleri, günün özetini yapma gayreti içerisinde olacağım. Tabii ki yorumlarımı genel anlamda da gelen haberleri değerlendirerek bunları yapmaya gayret edeceğiz. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı kanalımızın daha fazla büyümesine ve Galatasaray'la ilgili videoların daha geniş bir kesime duyurulmasına katkı sağlıyor. Öncelikle de beğeni tuşuna basarsanız seviniriz. Evet, genel bir bilgi akışı yapma gayreti içerisine gireceğim ve 3 tane oyuncuyla ilgili transfer gelişmeleri var. Onlarla ilgili de bilgileri aktaracağım. Tabii ki Galatasaray için şimdi hemen Sivas Spor maçı var. Sivas'ta hava soğuktur ve Sivas Spor Kayseri Spor galibiyetiyle Bülent Uygun'la da moralli bir başlangıç yaptı. Hemen oradan başlayalım. Bu maçta Barış Alper Yılmaz cezalı olduğu için oynayamayacak. Aynı şekilde Sivas Spor'un en önemli oyuncularından biri Manay da cezalı olduğu için oynamayacak. Onu da özellikle söyleyelim. Ve şöyle, o madem oynamak oynamamak üzerinden gittiğimize göre Icardi ile ilgili bilgiyi de sizlere aktaralım. Icardi bildiğiniz gibi Konya Spor maçında yoktu. Sivas Spor, Kayseri Spor ve Ümraniye Spor'la oynanacak kupa maçlarında da oynamayacak. Hedef Trabzonspor'la 21 Ocak'ta oynanacak olan lig maçı. Bakalım oraya kadar yüzündeki kırıklar iyileşebilecek mi? Onu gözlemlemeye gayret edeceğiz. Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Birkaç tane istatistik var Galatasaray'a yönelik. Galatasaray gerçekten de müthiş bir istatistik yakaladı. İç sahada en son Giresunspor'a, o zaman da Hakan Keleş, şimdi Konyaspor'u çalıştırdığı gibi Hakan Keleş çalıştırıyordu. Yenildikten bu yana tam 26 maçtır kendi sahasında kaybetmeyen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. 24 galibiyeti, 2 beraberliği var. 17 maçta 35 gol attı, sadece 9 gol yedi. Bu ne kadar güçlü bir savunma yaptığının göstergesi. Tam 11 maçta kalesinde gol görmedi. Tabii bu noktada Muslera'yı da ayrı bir yere yazmak lazım. Hani az geliyorlar Galatasaray'ın kalesine ama o geldikleri zaman da karşılarında duvar gibi bir Muslera buldukları gerçeğini söylememiz lazım. Tabii ki sadece Muslera meselesi değil, savunma kurgusundaki başarı da bu az gol yemenin ortaya çıkmasının bir nedeni, öyle söyleyelim. Orada Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisi öncelikle iyi işler yaparken bir anda Victor Nelson, küskün Victor Nelson bana göre maçın en önemli oyuncusu oldu. Yani en önemli oyuncusu derken hani gol attı demiyorum ama çok kritik yerlerde pas araları, ikili mücadeleler, bütün bunlara baktığımızda bir anlamda Victor Nelson şöyle söylüyor. Bu forma evet Davinson'un olabilir ama aynı zamanda benim de diyor. Abdülkerim ise tamamen dokunulmaz durumda. Attığı iki tane golle ve Konyaspor'a atmış olması da biraz anlamlı oldu. O noktada Ahmet Çalık'ı da anması güzel bir duygusal yapıydı. Onu da özellikle vurgulayalım. Ve Abdülkerim 2020-21'den sonra ligimizde en çok gol atan savunma oyuncusu oldu, 12 golle. Şunu da söyleyeyim hemen Abdülkerim'le ilgili. Giresunspor'da da forma giymişti. İşte Altay, Denizli dolaştı da dolaştı birinci liglerde. Ama şunu vurgulamak lazım. Hiçbir zaman pes etmedi ve şimdi de formanın kıymetini bilerek mücadele ediyor. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi çok eleştirilen oyuncu hepinizin bildiği gibi Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Kerem'in İtalya'dan ve İspanya'dan talipleri olduğunu söylemiştik. Eleştiri şu ki, tabii ki ben o eleştirilerin bir kısmına katılıyorum şu manada. Galatasaray'da oynayan Kerem'in özellikle bireysel antrenman yaparak son vuruş becerisini geliştirmesi lazım. Yine Konyaspor maçında 3-4 tane pozisyonda o beceriyi ortaya koyamadığı için Galatasaray belki de erken koparacağı bir maçı kopartma başarısını
başlarda gösteremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonlarında, özür dilerim, antrenman sonlarında gerçekten de özel çalışma yapması gerekiyor. Ama bu arada tabii Kerem'in bu kalitesini de inkar edemeyiz. Kerem'in kalitesi zaten bizim için değil. Dediğim gibi İtalya ve İspanya'da dikkat çektiği gibi. Şimdi de Ajax talip oldu oyuncuya. Steven Bergwijn var. Steven Bergwijn sol kanat oyuncusu. Onu satmayı düşünüyor Ajax ve yerine de Kerem Aktürkoğlu'nu almak istiyor. Ki bu da bir son dakika Hollanda basınından gelen haber. Onu da özellikle söyleyelim. Bergwijn de 20 maçta 8 gol 3 asistle oynamış. Yani Kerem Aktürkoğlu onun yerini rahatlıkla doldurabilecek bir özelliğe sahip. Ama Kerem oraya gitmek ister mi? Onu çok net bir şekilde söyleyemiyoruz. Çünkü Kerem belki de daha üst segment takımlara ya da İtalya, İspanya gibi ya da şöyle söyleyelim takım demeyelim de 5 majör lige gitmek için çaba sarf edecektir. Hemen şundan bahsedelim. Hakim Ziyech konusu gün geçmiyor ki gündemimize gelmesin. Hakim Ziyech ile ilgili şöyle bir gelişme oldu. Pochettino Chelsea'de bazı oyuncuları geri çağırmak istediği bilgisiyle İngiltere basınına yansıyan bir haberdi bu bilgi. Ve Pochettino'nun çağıracağı oyuncular arasında Hakim Ziyech'in de olacağı bilgisi var. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Tabii biz biraz da bazen İngiliz basını, Alman basını, Fransız basını haberlerini de sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Olumsuz bir iki tane gelişme var. Onlardan da bahsedelim. Van der Land biliyorsunuz Felipe Melo'nun önerisiyle gündeme gelmiş bir oyuncuydu. Palmeiras Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etmedi. Hem scoutların da gündeminde olan bir oyuncuydu. Dolayısıyla Van der Land işi biraz sıkıntıya girdi. Askıya alındı diyelim daha doğrusu. Tabii ki şimdi bu transfer dönemini şöyle özetleyeceğiz sizlere. Transfer döneminde sizin eksik bölgeleriniz nedir? O eksik bölgelerinize menajerlerden teklifler gelecek, aracılardan teklifler gelecek, kulüplerden teklifler gelecek. Bunu net bir şekilde bilelim. İşte Galatasaray'da nedir? Bir sol bek, orta saha ve belki de kanat bölgesine bir transfer. Eğer Icardi ile ilgili, Bakambu ile ilgili farklı gelişmeler olursa da bir forvet ki Mametiam ismi de gündeme gelmişti. Bu noktada transferin gündemini oluşturacak. Ama sol bek ve orta saha ile bir kanat oyuncusu net bir şekilde isteniyor. Şimdi gelelim bu noktaya. Bu noktada neler var, kimler var? Bir kere hani hep söyledik işin çilek kısmı Spinazzola. Yani sol bekte Spinazzola'yı almak en önemli nokta bu. Ama Spinazzola kolay bir transfer değil. Onu özellikle söyleyelim. Yani Avrupa'da çok talibi olan bir oyuncu. Dolayısıyla onu transfer etmek çok kolay olmayacak. Ama Galatasaray'ın gündeminde hem scoutların bulduğu hem de izleyerek çok başarılı olacağı düşünülen, geleceğe yönelik yatırım da olabilecek oyuncular var. Bu 3 oyuncuyu sizlerle bir kez daha tanıştırmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim, Vidovic Polonya Jagiellonia takımında oynuyor, Polonyalı oyuncu. Serbest vuruşlardan attığı gollerle de dikkat çekiyor. 23 yaşında, 2025'te sözleşmesi bitiyor ve rakamının da 3 milyon euro civarında biteceği söyleniyor sol bekin. Tabii ki Spinazzola değil ama bu tür oyuncular da genel anlamda biliyorsunuz değer katıyor takımlara. İşte bir Sacha Boey örneği olur mu diye bir beklenti var. Bir ikinci oyuncu Onyedika. Onyedika Kulüp Brugge'nin oyuncusu ve Galatasaray'dan gelen bilgiler şu doğrultuda. Bütçenin önemli bir bölümünü bu oyuncuya ayırma düşüncesinde Galatasaray. Çünkü Onyedika gerçekten de önemli bir oyuncu ve bonservisi gerçi çok yüksek değil ama ya daha doğrusu güncel piyasa değeri kulübü onun için aşağı yukarı 15 milyon euroluk bir bütçe hedefliyor. Bunun 3 milyon eurosunu kira, 12 milyon lirasını satın almayla Galatasaray kullanmak istiyor. 17K'yı kulüp Brugge'nin oyuncusunu, bir orta alan oyuncusu.
dinamik bir orta alan oyuncusu. Ve son olarak da yine bir orta alan oyuncusu gündeme geldi. Orada da bir sıkıntı var. Ondan da bahsedelim. Albert Grønbæk'ten bahsediyoruz. Danimarkalı oyuncudan. Bodø Glimt'te oynuyor. Ama şöyle bir sıkıntı var onda da. Hani bu tür oyuncuları çok hızlı, elinizi hızlı tutarak transfer edebiliyorsunuz. Charlotte FC 9,5 milyon euro bonservisine vermeye razı olmuş oyuncunun teklifi var. Ve Napoli ile Leicester City'de oyuncuyu transfer etmek istiyor ki bu da zorlayan bir durum. Ama Galatasaray'da bu 3 oyuncu üzerine odaklanmış durumda. Evet, Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.